Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sunar. Eko Türk'ten iyi akşamlar. Ben Öykü Cengiz. Stüdyo New York başladı. Hoş geldiniz değerli izleyiciler. Yayınımıza ATCCI Batı Bölgesi Başkanı Kurt Gökhan Ölçer'le devam edeceğiz. Sayın Ölçer merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Öykü Hanım. Evet, ülkemizde yaşanan, çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yankıları nasıl devam ediyor diye sorarak başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri, Türk toplumu ve ATCCI ne tip yardım çalışmaları yapıyor? Bundan sonraki aşamada destek olmak için bireysel ve kurumsal bazda neler yapılabilir? Evet, öncelikle sözlerime tekrar bu büyük felakette, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimizi sunarak, yaralara acil şifa dileklerimizi sunarak başlamak istiyorum. Üzüntümüz büyük ve burada da Türk-Amerikan toplumu gerçekten bu felaket karşısında çok hızlı hareket etti ve hızlı bir şekilde bütün şehirlerimizde, değişik şehirlerde bulunan Türk toplumu üyeleri ellerinden ne geliyorsa yapmak için gayret gösterdiler. Bunu ben buna ben her gün tanık oluyorum, her gün içindeyim bu konunun. Ve şöyle söyleyeyim, birinci aşamada tabii ki ilk aşamada ilk yaklaşım burada tabii ki yardım malzemeleri ve bununla ilgili bir an önce orada ihtiyacı olan insanlara acil olan ne gerekiyorsa tıbbi ve sağlık alanında özellikle yiyecek alanında, ısınma alanında ne gerekiyorsa bunları sağlamaktı. Ve bizim bulunduğumuz Batı bölgesinde olsun, Doğu bölgesindeki arkadaşlarımız olsun hepsiyle iletişim halindeyiz. Gerçekten bütün Türk toplumu büyük bir özveriyle çalışarak tonlarca malzemeyi Türk Hava Yolları'nda büyük desteğiyle diyeyim, onların da büyük desteğini aldık bu çalışmalar sırasında ve devletimizin de desteğini aldık. Ve bunları mümkün olduğu kadar ihtiyacı olan insanlara, zor durumda olan vatandaşlarımıza iletmek için elimizden gelen çabayı gösterdik. Bunda da umuyoruz ve gelen bize mesajlardan da faydasının olduğunu gördük. Ve görüyoruz. Tabii daha fazlasını yapmak keşke mümkün olabilseydi o aşamada. Şimdi geldiğimiz aşamada, ikinci aşamada tabii için daha çok bizim düşüncemiz şimdi buradaki toplumda büyük bağış kampanyaları başladı. Yine aynı şekilde yardım malzemeleri konusunda olduğu gibi Türk-Amerikan toplumu hızlı bir şekilde mobilize oldu. Yardım kuruluşlarına ellerinden gelen yardımı yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Ki bunu benim tavsiyem, genelde görüştüğüm arkadaşlarımızla bunu zamana yaymaları, belli bir zaman süresince de devam ettirmeleri ve ellerinden geleni yapmaya devam ettirmeleri. Bu konuda da ben gerçekten Türk-Amerikan toplumunda gerçekten büyük bir özveri görüyorum. Büyük bir özveriyle bu konuya eğildiklerini görüyorum. Şimdi bundan sonra daha iyi yapabileceğimiz neler var? Bunları da biraz konuşmak gerekirse. Şimdi öncelikle şuradan başlayayım. Benim yapmaya çalıştığım veya bizim ATCC olarak yapmaya çalıştığımız daha çok tabii ki demin söylediğim gibi Türk toplumunun, buradaki Türk toplumunun çalışmaları, attıkları adımlar gerçekten inanılmaz düzeyde ve herkes ellerinden ne gelirse yapıyor. Ama bizim istediğimiz tabii bu işin içine biraz daha Amerikan toplumunu da Amerikan kurumlarında daha fazla sokabilmek ve bilinirliği arttırmak. Burada daha fazla bağışın ve daha fazla yardımın Türkiye'ye aktarılması için Amerikalı dostlarımızı da burada çalıştığımız veya birlikte hem iş ortamında olsun hem kişisel ortamda olduğumuz dostlarımızın da destek olmasını görmek istiyoruz. Bunu sağlamak için de birkaç yol var aslında. Birincisi pek çok kurum Amerika'da
özellikle bu tip bağışlarda matching dediğimiz, yani bir elemanlarının yaptığı bağışı onlar ikiye katlıyorlar. Yani siz $1 bağış yapıyorsunuz bir kuruma. Özellikle burada Türkiye'den bahsediyoruz tabii, deprem felaketi yardımlarından bahsediyoruz. Pek çok kurum bunu belli bir düzeye kadar tabii olsa da siz $1 yardım yapıyorsunuz, onlar da $1 ekliyorlar. Bundan faydalanmak lazım. Bunun da tabii pek çok örneği var. Özellikle mesela örnek verebilirsem bizim bölgemizdeki Seattle'daki kurumlardan Microsoft bu konuda oldukça aktif diyebilirim. Bu da yapılabilecek şeylerden bir tanesi. Bu yardımların tabii ki birleştirilerek kişisel düzeyde yapılmak yerine kurumsal düzeyde bu şekilde bu matching sisteminden yararlanarak iki katına çıkarılabilmesi gayet mümkün. Hatta bazı durumlarda bu üç katına bile çıkarılabiliyor. Bunun için mutlaka burada yaşayan Türk toplumunun bundan faydalanması gerekiyor. İkinci konu tabii ki kurumların, özellikle kurumsal düzeyde firmaların doğrudan yapacakları yardımlar veya kendi firmaları içerisinde elemanlarına da bu bilinirliği ve bu konu hakkında adım atmaları konusunda çağrıda bulunmaları. Bunun da aslında birkaç örneğini gördük. Bazı arkadaşlarımız haberleri olmamasına rağmen kendi çalıştıkları şirketlerde üst düzey yönetimlerine mektuplar yazdılar. Biz de bu mektupları atki olarak çeşitli kurumlara gönderiyoruz. Ve kurumlardan da özellikle elemanlarına bu felaket hakkında bir mesaj göndererek, bir bildiri yayınlayarak yardım yapmaları çağrısında bulunmalarını istiyoruz. Bunun da etkilerini gördük ama bunun biz çoğalmasını istiyoruz tabii, daha fazla olmasını istiyoruz. Yani o yüzden şu anda ABD'de çalışan, kurumsal bir rolü olan tüm arkadaşlarımızdan benim ricam doğrudan firmalarının üst yönetimleriyle bağlantıya geçsinler. Bu konu hakkında bilgi versinler ve firmalarının yardım konusunda tüm çalışanlara destek olmalarını ve firmaların kendilerine yardım yapmalarını ve aynı zamanda çalışanlarından da bu konuda destek istemelerini özellikle rica ediyoruz. Bu konuda çekinceleri varsa veya doğrudan mektup konusunda sıkıntıları varsa bizimle bağlantıya geçebilirler. Biz her türlü desteği veririz. Örnek mektuplarımız var ve yani doğrudan adım da atabiliriz arzu ederlerse. O yüzden burada şu andaki ikinci adımda genel olarak yapılması gereken ABD toplumu içerisindeki bilinirliğin arttırılması ve ABD kurumsal yapısı içerisinde de bunun arttırılması. Ben bu konuda çünkü biraz açıkçası hayal kırıklığına uğrarım diyebilirim. Özellikle medya, Amerikan medyasında bu konu bana göre yeterince konuşulmuyor veya konuşulmadı. Çok hızlı geçildi. Daha bizim açımızdan çok daha önemsiz konular öne çıkıyor. Medyada daha çok zaman alıyor. Bu konunun biraz daha bilinilmesi ve Amerikan toplumunda yayılması ve anlatılması çok çok önemli diye düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden yönetiminin Türkiye'de yaşanan deprem felaketi karşısında hangi adımları attığını konuşalım. Hangi adımları attı? Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye ziyareti Biden yönetiminin yaklaşımında bir değişime yol açacak mı? Nasıl yorumlarsınız? Evet, o konuya gelirsek tabii ki bu çok büyük bir felaket. Joe Biden hükümeti de belli adımlar attı ama yine aynı şeyi söyleyeceğim bizim açımızdan. Hem bir Amerikan vatandaşı olarak, hem bir iş insanı olarak, hem de bir Türk olarak bende hayal kırıklığı yarattı diyebilirim. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Öncelikle yapılan yardımlar, maddi yardımlar şu ana kadar bana göre çok yetersiz. Buna bir öncelikle bir $85 milyon bir yardım açıklaması yapıldı Joe Biden hükümeti tarafından. Bana göre bu çok yetersiz bir rakam. Sizin de bahsettiğiniz gibi Anthony Blinken'ın hafta sonu ziyareti biraz daha belki net görmesini sağladı kendisinin buradaki felaketin boyutlarının. Gönül isterdi ki tabii ki ABD Dışişleri Bakanı'nın ilk resmi ziyaretinin böyle bir felaket üzerine olmaması ya bu felaketin bir sebep olmamasıydı. Ama her şeye rağmen Blinken'ın ziyaretinden sonra bir ek bir $100 milyonluk bir yardım paketinin ABD hükümeti tarafından sağlanacağı açıklamasını yaptı Anthony Blinken. Bu da tabii ki olumlu bir gelişme. Ama yine toplama baktığınız zaman oldukça yetersiz ve aynen
demin bahsettiğim medya konusunda olduğu gibi bizim görüşümüz özellikle federal hükümet bazında yapılan çalışmaların ve şu ana kadar somut olarak diyeyim, atılan adımların yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Çok daha fazlasının yapılmasını gerektiğini düşünüyoruz. Buna şöyle örnek verebilirim. Özellikle şu anda devam eden Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta yapılan yardımlara bakıldığın zaman geçen sene sadece 113 milyar doları bulan bir rakama geldi. Yani ABD'nin doğrudan Ukrayna'ya yaptığı yardım 113 milyar dolar ki bu yardımın 67 milyar doları askeri bir yardım ve sadece kalanı yani %50'sinden fazlası askeri bir yardım, sadece kalanı yarısından azı insani seviyede yardımlar. Şimdi böyle bir rakamı görünce ve tabii ki böyle bir felakette, Türkiye'nin yaşadığı böyle bir felakette bir NATO müttefiki olan ve bir her konuda her çatışmada destek olduğu olan bir ülke olan Türkiye'ye sadece toplamda şu anda baktığımız zaman en azından şu an için konuşmak gerekirse 185 milyon dolarlık bir yardım gayet az görünüyor ve çok çok yetersiz görünüyor benim açımdan ve bunu ümit ediyoruz. Joe Biden hükümeti ilerleyen günlerde, aylarda, haftalarda daha yüksek seviyelere getirir. Tabii bilinirlik konusunda yine aynı şeyi söyleyeceğim. Her ne kadar Beyaz Saray'dan bu konuyla ilgili tabii ki açıklamalar yapılsa bile şimdi sosyal medya olarak baktığınız zaman Joe Biden'ın kullandığı mesela özellikle Instagram'da kullandığı veya değişik sosyal medyalar kullandığı President of the United States yani kısaca biz POTUS diyoruz hesabından. Mesela bu depremle ilgili hiçbir açıklama yapmaması, aynı dönemde, aynı günlerde NBA yıldızı olan basket yıldızının LeBron James'in sayı rekoruyla ilgili video yayınlaması, arkasından işte sevgililer gönlüyle ilgili demeçler yayınlaması tabii bunları yapabilir ama bu konuyla ilgili hiçbir mesaj sosyal medyada ki 17 milyon insanın Amerika'nın takip ettiği bir platformda yayınlaması yine benim için, benim açımdan ve bizim açımızdan bir hayal kırıklığı. Burada söylediğim gibi aslında bilinirliği ve Amerikan toplumunun bu konuya haysiyetinin ve yardım güdüsünün belki de canlanması için bu bir fırsattı veya bir fırsat hala. Ama Joe Biden hükümeti bunu maalesef gerçekleştirmedi. Bütün bunların hepsini işte üst üste koyduğumuz zaman dediğim gibi bizim açımızdan Joe Biden hükümetinin şu ana kadar bu konudaki attığı adımlar ve yaklaşımlar yetersiz. Ümit ediyoruz. Bunu ilerleyen günlerde ve haftalarda telafi etmeyi yönünde daha önemli ve ciddi adımlar atarlar. Evet, bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon tartışmaları ve buna bağlı resesyon tartışmaları da devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde son durum nedir? Risk piyasalarında Ocak ayındaki yükseliş Şubat ayında yavaşladı ve duraklamaya geçti. Bunun sebebi nedir? Önümüzdeki haftalarda gelişmelerin ne yönde olmasını bekleyebiliriz? Ve bu durumda bireysel yatırımcılar ne tip önlemler almalı sizce? Evet, şimdi Amerika'daki ekonomik duruma baktığımız zaman enflasyonda belli bir düşüş kaydedildi. Yaz aylarında 9.1'e kadar çıkan yıllık enflasyon Ocak ayı itibariyle 6.4'e indi. Yani bir önceki aydan aslında çok daha az bir düzeydi. Yani 6.5'ten 6.4'e inmesi ama endişe yarattı diyebilirim. Çünkü enflasyonun düşüş hızının oldukça düştüğü izlenimini yarattı. Tabii bunun üzerine genel olarak piyasada beklenen artık Fed'in, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımlarında ya artık yavaş yavaş duracağı veya en azından çok daha yavaş artık 1-2 belki 25 puan daha artırarak beklemeye geçeceği izlenimi vardı ve hatta bazı çevrelere göre de yaz ayları veya yazın sonbahar ayları geri çekilmeye yani faizleri düşürmeye başlayacağı beklentisi ve izlenimi oluştu. Bu da tabii ki Ocak ayında piyasaları, her zaman ileriye bakan piyasaları yukarıya doğru hızlı bir şekilde harekete geçirdi. Ama bu benim görüşüm ve genel olarak zaten şu anda bunu görüyoruz. Biraz aşırı bir tepki oldu. Kaldı ki enflasyonun demin söylediğim gibi yavaşlama hızının azalmasıyla Fed başkanları da geçen haftalarda birer birer televizyonlara çıkarak bundan memnun olmadıklarını, hoşnut olmadıklarını, daha önce konuşulan 25 bas puanın
aslında 50 bas puana çekilebileceğini bir sonraki toplantıda ki bu Mart ayının başında olacak söylemeye başladılar. Bu da tabii ki piyasada tekrar bir tedirginlik, tekrar bir soru işaretleri bıraktı. Şimdi önümüzdeki döneme bakarsak aslında önümüzdeki 5 ay, 2022'nin 5 ayına bakarsak şu anda bulunduğumuz 6.4 rakamının yani %6.4 yıllık enflasyon rakamının ABD'deki 4.6'sı yani %4.6'sı bu 5 ay içerisinde geçen sene kazanılmış diyeyim veya artmış bu şekilde. Yani o yüzden önümüzdeki 5 ay, 4-5 ay çok çok kritik ABD için. Eğer enflasyon belli bir düzeyde diyelim ki ortalama bu Ocak ayında 0.5 yükselmişti. Aynı ortalamada devam ederse 0.5 şeklinde ya da 4-5 şeklinde giderse %2 veya %2.5 seviyesinde önümüzdeki 4-5 ayda enflasyon artış gösterirse. Geçen seneden tabii ki gelen 4.6'nın arasındaki makasa baktığımız zaman bu 6.4'ün %4'ler seviyesine, 4.5'lar seviyesine çekilmesi mümkün. Ama bu yeterli mi? Fed'e göre değil. Fed'in hedefi biliyorsunuz %2'ye ulaşmak, %2'nin üzerinde bir rakamı kabul etmiyorlar. Şimdi işin zaten sıkıntı tarafı buradan başlıyor. Eğer hedef %2 ise belki bu %4'lere inmek mümkün olacak. Ama sonrasına baktığınız zaman özellikle yaz aylarına geçmeyi, yaz ayları itibariyle geçen sene demin söylediğim gibi düşmeye başlamıştı enflasyon zaten. O yüzden o %4'lerden tekrar %2'lere çekmek için eksi enflasyona veya çok daha yani bir süre sıfır şeklinde gitmesi gereken bir enflasyona ihtiyacı var Amerika'nın. Bunun da olması gayet hiç kolay değil bence. O yüzden bu %2 hedefinin bu sene içerisinde gerçekleşmesi bana göre biraz zor gözüküyor. Ama %4'lere indiği noktada Fed'in yaklaşımı ne olacak? Özellikle büyük soru bu. Yani Fed %2'de ısrar ederek faizleri artırmaya devam etmeye diyecek ki bu bana göre sorunun içindeki resesyon ihtimalini oldukça artıracak bir gelişme olur. İşsizliğin artmasına sebep olur. Firmaların çok daha zor borçlanmasına, bireylerin çok daha zor borçlanmasına sebep olur. Ve Amerika ve dünya ekonomisi için yani gayet kötü bir tablo ortaya çıkabilir. Eğer %2'de ısrar ederlerse ama eğer %4 veya %4'ün biraz altı 3 seviyelerini bu sene için kabul ederlerse ve biraz beklemeye geçerlerse bundan sonra belki bir hani Amerika'da genel olarak konuşulan yumuşak iniş olma ihtimali biraz daha güçlenir o noktada. O yüzden şu anda bayağı belirsiz bir döneme giriyoruz. Dediğim gibi önümüzdeki 4-5 ay oldukça kritik. Piyasalar açısından baktığımız zaman tabii ki bizi yine volatilitesi yüksek bir piyasa bekliyor. Volatilitesi yüksek bir ortam bekliyor. Biraz haberlere göre, gidişata göre bir ay yükselen, bir ay düşen bir piyasa olabilir. O yüzden özellikle bireysel yatırımcıların bu dönemde çok çok dikkatli olması gerekiyor. Bizler de ATKİ yönetim olarak ve ATKİ üyelerine özellikle bu konuda bilgi ve danışmanlık veriyoruz. Özellikle piyasaları takip ettiğimiz ve belli göstergelere göre piyasanın yukarı veya aşağı gitmesi durumunda atılacak adımlar ve stratejilerle ilgili çalışmalar yapıyoruz ve bununla ilgili bir web sitesi oluşturduk. Bunu da hem Türkiye'deki izleyicilerimiz hem Amerika'daki iş ortaklarımız ve üyelerimiz sitemize giderek ulaşım sağlayabilirler. Ama genel olarak dediğim gibi çok dikkatli olması gereken ve çok volatilitesi yüksek ve belirsizliklerin arttığı bir döneme geliyoruz. O yüzden herkes açısından dikkatli olması gereken bir dönem olduğunu düşünüyorum. Peki Kurt Gökhan Ölçer, çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyiciler devam ediyoruz. İki gün süren Münih Güvenlik Konferansı sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken bir toplantıda Çin'in Rusya'ya savaş teçhizatı desteği sağlamayı düşündüğünü iddia etti. Ukrayna-Rusya savaşının yıl dönümü yaklaşırken taraflardan herhangi bir barış sinyali gelmemekle beraber kutuplaşma keskinleşiyor. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın son açıklamaları Çin tarafından sert karşılandı.
Blinken, Çin'in Ukrayna'da Rusya'ya savaş teçhizatı desteği sağlamayı düşündüğünü söyledi. Yıllık bir diplomatik etkinlik olan Münih Güvenlik Konferansı'ndaki bir toplantıda Blinken, Çin'in üst düzey diplomatı Wang Yi'yi böyle bir desteğin ciddi sonuçları olacağı konusunda uyardı. Çin Dışişleri Bakanlığı iddiayı yalanladı ve Amerika'nın hedef göstermesini kabul etmeyeceğini söyledi. Blinken, iki ülke arasındaki üst düzey görüşmenin ardından Çin'in ABD'ye gözetleme balonu göndermesini de yorumladı. Çin'in egemenliğimizi ve uluslararası hukuku ihlal ederek gözetleme balonu göndermesi kabul edilemez ve bu durumun bir daha tekrarlanmaması gerektiğini karşı tarafa açıkça ifade ettim şeklinde açıklamada bulundu. Wang ise söylemleri siyasi bir saçmalık olarak niteledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken'le Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi. İki yıl önce göreve başlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 19 Şubat'ta Türkiye'ye geldi. 20 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi sergi salonunda bir araya gelen Blinken'la Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi. The package to both upgrade the existing F-16s and to provide new ones to Turkey because as a NATO ally and partner it is in our national interest and the security interest of the alliance that Turkey continue to be able to operate at the higher standards of NATO to make sure that we have full interoperability on this the F-16 modernization we have long standing defense and security ties. And as the president has said, as President Biden has said, Turkish NATO interoperability remains a priority for us. Blinken'ın ardından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu da ABD yönetiminin kararlı bir duruş sergilemesi durumunda F-16'lara ilişkin sorunların aşılabileceğini aktardı. Açıklamasının devamında ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilere değinen Blinken, güçlü ekonomik ilişkilerin sürdüğünü ifade etti. ABD ile Türkiye arasındaki birçok konunun ele alındığı basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı Esenboğa Havalimanı'ndaki şeref salonunda kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake de yer aldı. Stüdyo New York'u noktalıyoruz. İyi akşamlar.